Podcast Army. Bugün sizlerle beraber Skylines oynayacağız ve Steel Skylines'ın seri olmasını istiyorum. Seri yapmak istiyorum. Oynayıp size sunmak istiyorum. Bunun için bu bölüme beğeniler, izlenmeler güzel gelirse, yorumlar güzel gelirse bunu seri yapacağım. Lütfen sizden rica ediyorum. Videoyu izleyin. Yorum yapın. Like atın. İsteklerinizi yorumlarda belirtin. Şöyle yap, böyle yap diye. Ki bunu seri yapalım arkadaşlar. Şu anda başlıyoruz ve arkadaşlar bir senaryo kurdum kafamdan ve ben burası görüyorsunuz nehir var arkadaşlar. O nehir şey arkadaşlar, Orhun Nehri. Orhun Nehri. Burası da Ötüken arkadaşlar. Ergenekon. Nasıl, güzel yapmış mıyım? Bence güzel senaryo. Orası Ötüken arkadaşlar. Çinlilerle savaştıktan sonra kardeşim buraya gelip obamızı kurduk. Ötüken'e obamızı kurduk arkadaşlar. Çinliler şu aşağı tarafta. Kardeşim Kültigin'i onlara sefere gönderdim. Kardeşim Kültigin onların hakkından gelecek. Ben kendime bir başkent kuracağım kardeşim. Çinliler bizi kıskanacak kardeşim. Benim şeyimde, kafamdaki olay yok. Çinliler bizi kıskanacak. Oynamaktan gerçekten zevk alıyorum bu oyunu. Umarım beğenirsiniz ve seri olmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Seviyorum sizi. Tam bence böyle yamuk oldu ama. Şöyle yapsak. Bak şöyle ortadan keselim. Yamuk bir şehir yapıyoruz. Evet tabi. Abisi çok fazla şey yapmayın. Çünkü yeni öğrendik şehirleşmeyi. Kusura bakmayın. Şöyle şuraya şey yapalım kardeşim. Rüzgar tribünü yapalım. Şöyle. Yeter mi lan şuraya şöyle? Şuraya bir tane de şöyle şuraya bir rüzgar tribünü. Tamam. Bir tane şey yapalım arkadaşlar. Ne o? Su şeyinden yapalım. Bu ne? Su pompası istasyonu. Yap moruk şöyle. İki tane su pompası istasyonu. Şuraya da iki tane bok şeyi, yani burada sıçıp arkadaşlar şehirdeki insanlar buradan sıçıp böyle zor tır diye buradan böyle osurup buradan giderden aşağı göndereceğiz. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar şeyimi? Çok fazla mı rüzgar tribünü yaptık lan? Biraz fazla oldu ama idare etsinler. Şöyle. Şöyle. Bence bu işi becerdik. Elektrik işini böyle sadece bir sokaktan oluşuyor arkadaşlar şimdilik. Ama merak etmeyin büyüteceğiz. Merak etmeyin, büyüteceğiz arkadaşlar. Şehrin elektrik şeyini de büyüteceğiz. Dur bakayım. Oğlum bağlanmadı mı bu? Bağlandı işte. Su borusu. Kardeşim su borularını şöyle şuradan geçiriyoruz böyle. Şunu da şuraya bağla. Bence oldu. Yamuk oldu ama yani bir Ötükenli'den ne beklersin yani? Yamuk olacak tabii. İlk başta şehrimiz yamuk olacak. Bizim şehirleşme tarzımız böyle beyler. Biz böyle şehirleşiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Tamamen bizim tarzımızda şehirleşiyoruz. O yüzden böyle. Şuraya şey yapalım kardeşim. Toki gibi şehirleşiyorum bak. Toki gibi. Ortada binalar var. Etrafında böyle yerleşimler, böyle düşük yoğunluğu yerleşim şeyleri var. Şöyle. Bence tamam. Bir şuradan yol çıkartalım. Sanayi yapalım. Sanayimiz yok. Ben diyorum ne eksik? Şu şekil sanayi bölgemiz kardeşim. Bu gerçekten lanet olası bir şehir oldu. Evet, elektrik santralimiz var moruk. Ekonomi paneli açıldı ama bizde ekonomi yok. Biz Allah vergisi. Yeşil enerji, evet canım benim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ferdi Özen demiş ki nihayet şehrimizde temiz su olacak. Tabii ki de temiz su olacak. Ben siz bok mu içireceğim? Sevgili vatandaşlar, ona bir daha seçmezsiniz beni. Elektrik yok diyor. Evet, elektrik yokmuş arkadaşlar. Ben de diyorum ne eksik? Şehrimize elektrik... Nasıl yok lan elektrik? Gerçekten içine sıçtım. Evet, bir yanlışlık olmuş. Toki bir yanlışlık yapmış. Kusura bakmayın. Alın size elektrik. Dur lan, diğerlerine de çekelim. Benden belediye başkanı ve peyzajcı olmaz. Ben onu anladım şu anda. Bunları birbirine mi bağlamak gerekiyormuş? Bağlayalım canım. Bence artık herkes memnundur. Ha, size su yapmadık lan, doğru, dur. Kardeşim affedersin, sizi unutmuşuz ya. Oğlum elektrik var lan, yalan konuşma. Oğlum yalancısınız ha. Elektrik tüketimi 1 MW, 12 MW. Tamam, sıkıntı yok. Evet, bu ne diyor? Bir şey dedi ama ne? Tarihi bina bir şey, öyle bir şey dedi, dur. Oğlum niye karardı lan hava? Biraz böyle korkunç bir alan oldu sanki. Yurtseven sokağı mı? Bu ne? Bu işçi arıyor. Bekle kardeşim, işte bu işçi de buluruz sana ya. Aa, galeri mi bu? Komşunun yeri, yeterli işçi yok. Kardeşim biraz sakin ol ya. Yaparız sana, işçi buluruz. Ayıp ediyorsun ya. Daha yeni yeni yerleşiyor. Yerim, mekanımız yeni ya. Renk kasaba mı? Arkadaşlar bunlar ne diyor ya? Oğlum dağda mı yeşillen koyalım? Ne yapalım? Ben anlamadım ki sizin derdini. Bir posta da şuraya koyalım o zaman. Ne yapalım? Oğlum daha yeni taşınıyorlar. Ne ağladınız işçi işçi diye. Şöyle şeyler ya.
Kardeşim işçi. Amına koyayım patron çalışsın hiç yoksa. Allah Allah beni sinir ediyorlar ya. Yolların artık isimleri var. Evet yolların isimleri arkadaşlar. Yolun ismi. Burası Esra Sokağı değil. Bura ne biliyor musun? İzleyicilerin isimlerini vereceğim yollara. İzleyici buraya Kürşatan Karaman Sokağı yapıyorum kardeş. Kürşatan Sokağı. Karaman'ı siktir et. Kürşatan Sokağı burası kardeş. Yurtseven Sokağı'ymış. Oğlum grafiklere bak ya. Harikulade değil mi? Oğlum daha yeni taşınıyor. Ağlamayın bir iş yok hiç yok diye ya. Ne ağlak işletme çıktı lan burası. Nüfusumuz ne kadar lan bizim? Buldozer. Buldozere gerek yok. Bir şey yıkmıyoruz şu anda. Bir tane sanayimiz var. Onda da işçi sıkıntısı çekiyormuş. Nüfus arttırmak ha. Alın size nüfus lan. Yahu kardeşim ben size daha ne yapayım ya? Ne yapayım oğlum daha size? Bak orada yine işletmeler kapanmış. Ya kardeşim açmayın ya. Yapamayacaksanız açmayın ya. Ya ben sizinle mi uğraşacağım oğlum? Açmayın kardeşim ya. Salak mısınız nesiniz? Açma amına koyayım. Siktir git ya. Lan ticaret şeyi istemiyorum oğlum. Yapmayın lan ticaret micaret benim şeyimde. Şehrimde. Şöyle eşekler ya. Bak bunlar da yıkılmış. Ulan şerefsizler. Kardeşim siz de doluşun ben sizi alın lan bütün vergileri sıfırladım gelin lan. Ananı sikeyim bütçeyi sıfırlamışım lan. Beyler pardon affedersiniz. Kuzenim yazmış arkadaşlar affedersiniz özür diliyorum. Kredi kartı numaramı vermiştim hala teslimat yapılmadı. Kardeşim sen kimsin? Şehir bok gibi nokta mı sen kimsin oğlum? Kimsiniz lan siz? Oğlum sizin... Çıkın gidin lan şehrimden. Çıkın gidin lan. Şehir bok gibi nokta. Şehir bok gibi nokta. Sen de boktaki mikropsun. Evet arkadaşlar. Mükemmel ya. 53 mü? Ötüken lan burası. Ötüken lan. Kasaba deme lan. Ötüken oğlum burası. Ötüken. İnsanları mutlu edemiyoruz arkadaşlar. 55 nüfusumuz varmış. Nüfusu ben arttırmaya çalışıyorum da artmıyor oğlum. Ben ne yapayım? Biraz sevişin lan. Sevişin çoğalın oğlum. Arkadaşlar şu an bir köyüz. Ama kent olacağız merak etmeyin. Kardeşim ben Hıtay'dan, Çin'den şeyler getirdim, mühendisler getirdim. Şehirleşeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz belediye başkanımızın babaannesi Çinli. O yüzden Çin'le biraz aramayın merak etmeyin. Düzelteceğiz, her şeyi düzelteceğiz. Bizim belediye binamız bu mu? Kirinyar apartmanıymış oğlum bu. Belediye binamız nerede lan bizim? Linda apartmanı, apartmanı, Zeytin apartmanı, köpek ismi gibi Beril apartmanı. Evet o biraz mantıklıymış. Beril apartmanı arkadaşlar. Beril Sergün arkadaşlar. Oğlum nüfusum benim niye artmıyor? Bana taşının ya. Taşının oğlum bana. Ya bana niye taşınmıyorlar Seda abla ya? Ha Seda abla bana niye taşınmıyorlar ya? Bu ne? Çam dibi apartmanı mı? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Terbiyesize bak. Adam mesaj veriyor yatırırım çam dibine. Sevgi apartmanı ve çam dibi apartmanı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak mesajı görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlara hem apartman diyorlar şu kulübelere. Hem birinin adı çam dibi. Diğerinin adı da sevgi. Anladınız yani onu. Bu ne? Güz apartmanı. Yaz apartmanı. Floransa apartmanı mı? Floransa apartmanı mı? Kardeşim dış mihrakların bizim bölgemize yeri yok. Floransa apartmanıymış. Dış güçlerin ülkemize yeri yok arkadaşlar. Bak bu da düz apartman. Aferin beğendim bunu. Güneş apartmanı. Bak bunlara apartman diyebiliriz. İstanbul apartmanı. Vay. Nilüfer apartmanı. Peki niye şey yok? Apartmanımızda niye hanemizde yer yok? Oğlum benim nüfusum niye artmıyor? Ya bütün hizmetleri fulle ya. En iyisinden verin oğlum. Ver ya en iyisinden ver ya. Hızla art. Süresel mutluluğumuz artıyor gördüğünüz gibi. Mutlu bir şehir olacağız arkadaşlar. Ötüken olarak mutlu bir şehir olacağız. 900 nüfusa ulaşın diyor da bizim nüfusumuz daha 100'e gelmedi anasını satayım. 73 nüfusumuz var. Ağam bizle eğleneyim. Bölgedeki ortalama bina seviyesi. Oğlum nüfusumuz niye artmıyor bizim? Bir yerde yanlış yapıyoruz ama nerede yanlış yaptığımızı anlamadım. Lan böyle nüfus artmaz ki oğlum. Bu ne? 73 ne? Şehrimize adam gelmiyor arkadaşlar. Gelen diyor ki böyle şehir mi olur amına koyayım? Köy lan burası. Yardım. Bak Nebiye Akman ne yazmış gördünüz. Bu şehir bok gibi nokta. Bir de nokta koymuş. Bu şehirden bir bok olmaz amına koyayım. Soyak ailesini sikime amına koyayım. Soyak ailesini sikime amına koyayım. Bence güzel şehirleştik ama insanlar anlamıyor tabii. Şehirleşme nasıl arttırabiliriz lan nüfusu? Nüfusu arttırmamız gerekiyor. Şey yapmaya devam edelim. O zaman her yeri böyle apartman yapalım. Aynen.
Apartman yap lan her yere. Yap amına koyayım. Yap oğlum apartman yap. Bir daha mı geleceğiz dünyaya ya? Kardeşim ya. Yerleşin lan buraya. Çoğalın, sevişin lan. Sevişenlere maaş bağlıyorum abi. Sevişip çoğalanlara maaş bağlıyorum. Sıkıysa sevişmeyin lan. Türkmenistan gibiyim anasını satayım. Beyler sevişene maaş benden. Elektrik, su, doğalgaz beleş. Ben size daha ne yapayım? Kardeşim sevişenlere... Kardeşim nasıl yeterli satılacak mal yok? Onu da mı ben getireyim ya? Millet ölecek beyler. Yedik ya. Beyler sevişin, ne olursunuz sevişin. Ya niye sevişmiyorsunuz? Onu da mı ben yapayım? Sevişin, ne olursunuz sevişin. Ben sizin derdinizi gerçekten anlamıyorum. 90 nüfus ne oğlum? Oğlum arsa değeri yok. Arsa değerini nasıl arttıracağız peki? Dur lan, çözeceğim o olayı. Nasıl çözebilirim? Peki nasıl arttıracağım bunu? 92 artıyor işte. Tamam artıyor. Ama şehri terk eden dangalaklar da var. Yeterli satacak mal yok ne ya? Oğlum hiç mi insan gelmiyor buraya ya? Ha, üretim yapmıyoruz, ondan mal yok. Sanayiye bir tane şey koyalım oğlum o zaman. O kadar şey yapmayalım. Şöyle bir tane koyalım aynen. Üretim yapsınlar anasını satayım. Sanayi olmadığı için millet mal satamıyor. Doğru. Çözdüm bak. Hatta bir tane de şuraya yapalım. Yeter bu kadar. Tamam. Artık işçi yok falan demezsiniz bence. Bence demezsiniz. Hala diyorlar. Allah kahretsin. Recep'in balık kroket fabrikası mı? Kutu fabrikası. Bak bu adam akıllı ha. Maske fabrikası yok mu beyler? Korona morona. Bu benim tarzım LTD ŞT iyi mi? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Aa artmaya başladı. Demek ki benim kanserliğimdenmiş arkadaşlar. Ya burada işçi yok diyor eşyoleşik. Ben oraya sanayi yaptım. Sanayide de işçi bulamazlar o zaman. Evet. Ya kardeşim siz niye işe gitmiyorsunuz ya? Ya ne tembel bir milletsiniz siz ya? Ya işe gidin oğlum. Allah'ım ya. Beyler bana taktik verin ben. Bende mi sıkıntı var bu oyun? Niye böyle ya? Allah Allah. Nüfus artmıyor anasını satayım. Oğlum benim kadar bak. Benim kadar bütçeye önem veren başka bir belediye başkanı yok. Şu hale bakar mısın? Bak. Fulledim her şeyi ya. Oğlum ben size daha ne yapayım? Bunlara dokunamıyorum. Evet bu gerçekten çözülmeyecek bir şey. Ya Kültekin ne zaman geleceksin seferden kardeşim, yönetemiyorum ülkeyi. Neyse ya ben bölüm burada noktalıyorum. Bana yorum yazarsınız arkadaşlar, buna devam edelim. Seri yapalım bunu. Tabi biraz kanser olduğunuz farkındayım. Taktik verin ben ona göre oyunu hem beraber öğreneceğiz. Hem de şey yapacağız. Bir çaresine bakacağız işte. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ulan yayını, videoyu kapatırken nüfus artmaya başladı lan. Ne oluyor lan? Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.